Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Limarko'yu madencilik sitesini anlatmıştım. Biliyorsunuz ki oyun oynayarak hız kazanıyorduk. Kazanmış olduğumuz hızlarla da kripto para kazanabiliyorduk. Hem bitcoin hem de kendi tokeni vardı. Ama sonradan Dogecoin eklendi. Dogecoin eklendiği için de avantajınız var. Hem Dogecoin ile yatırım yapabiliyorsunuz. Hem de arkadaşlar Dogecoin kazanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki ben ilk başta anlattığım zaman şunu söylemiştim. Arkadaşlar bitcoin olarak yatırım yapmak istiyorsanız Bitcoin'de fi ücreti çok fazla. O yüzden farklı kripto paraların bu siteye eklenmesini bekleyin demiştim. Şimdi burada ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk başta aşağıya link bırakıyorum. Linke tıklarsınız, kaydınızı tamamlarsınız. Şurada arkadaşlar oyunlar bölümü var. Şurada oyun ikonunu görüyorsunuz zaten. Orada giriyorsunuz, oyun oynuyorsunuz. Ne kadar çok oyun oynarsanız o kadar hız kazanıyorsunuz. Kazanmış olduğunuz bu hızlarla hem kendi token'ini hem de Bitcoin kazanabiliyorsunuz. Tabii ki burada da bazı ayarlamaları yapmanız gerekiyor. Hangisini kazanacağınızı kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi kendisi de söylüyor zaten. Oyun oynayarak güç kazanıyorsunuz ve daha sonrasında ödüller kazanıyorsunuz şeklinde. Bunları da zaten daha öncesinde söylemiştim. Burada kendi madenciliğinizi kendiniz kuruyordunuz arkadaşlar. İşte raflar alıyordunuz. Madenci tabii ki yatırım yapmak isteyen arkadaşlar için bu kısmı anlatıyorum. Madenciler satın alarak raflara yerleştiriyorsunuz ve daha sonrasında o hızlarla beraber kazımınız daha da artıyor. Ama hiç yatırım yapmadan da uzun soluklu olarak kazanç sağlayabilirsiniz. Tabii ki kazanmanız biraz geç olabilir arkadaşlar. E, milim milim neredeyse böyle oyun oynayarak milim milim hız kazanıyorsunuz ve kazan uygulamış olduğunuz o hızlarda kendinin tokenlerine ya da Bitcoin'e, Dogecoin'e dönüşebiliyor. Şimdi e, burada arkadaşlar bir şapka ikonu görüyorsunuz. Burada güzel bir e, etkinlik var. 7 ocağa kadar devam edecek eğer yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar varsa şunu da söylemek istiyorum bu video yatırım amaçlı değildir yatırım teşvik etmiyor arkadaşlar yatırım sistemleri risk taşır bu riski kendiniz alın ben sadece limer coin'i madenciliğini anlatmıştım yeni özellik geldiği için dutch coin eklendiği için onlar hakkında bilgi vermek amacıyla bu videoyu tekrar çekiyorum hemen şunu da söylemek istiyorum kendi yatırımınızı kendiniz belirleyin. Şu kadar yatırırsam ne kadar kazanırım şeklindeki hesaplamaları da kendiniz yapın arkadaşlar. Ben buraya sizler için 300 e, doge civarında bir yatırım yaptım. Nasıl madenci alacağım neler yapacağım onları göstermek amacıyla bu kendi tercihim. Sizler de kendi tercihinize eğer yatırım yapmak istiyorsanız yaparsınız. Yapmak istemiyorsanız bedava kazanmak istiyorsanız da burada oyunlar oynayacaksınız. Her gün oynayabilirsiniz sınırsız bir şekilde değil. E, belli bir sınır var. O sınıra geldiğinizde oyun oynamanız duruyor. Artık kazım mi, maksimum e, kazım seviyesine ulaşmış oluyorsunuz ve oradan günlük olarak 24 saatte bir bu kazanmış olduğunuz hızlar bitiyor arkadaşlar. Tekrar ertesi gün gelip oyun oynayarak aynı hıza ulaşabiliyorsunuz. Burada cüzdan e, ibaremiz var. Burada ana sayfa, burada sepet yani madenciyi alacaksanız, raf alacaksanız oradaki kısımları görüyorsunuz. Şimdi şöyle yılbaşı etkinliğine gidelim. Yeni yıl etkinliği arkadaşlar. Hemen şöyle tıklayalım. Şöyle ana sayfaya geldiğimizde bakın burada e, yeni yıl etkinliği var 7 Ocağı kadar arkadaşlar. burada ne yapıyorsunuz bakın özel teklifler diyor ya geldik tıkladık. 11 gün boyunca bu tekliflerden faydalanabiliyorsunuz. Bu arkadaşlar kendi tokeni LMT tokeni 76 adet LMT tokeni olursa bunu alıyorsunuz ve en büyük hız bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın e, buradaki miktarla şuradaki miktar arasına bakarsınız zaten. Burada da 52 adet LMT tokeni olursa bunu alıyorsunuz. Tabii ki bunların fiyatları arkadaşlar fazla. Ee, ve eğer sizler raf almak istiyorsanız buradaki indirimli fiyatlardan raf alıyorsunuz arkadaşlar ya da madencilik vesaire almak istiyorsanız buradaki indirimli raflardan alabiliyorsunuz. Ben yanılmıyorsam ee, buradan raf aldım iki tane raf aldım arkadaşlar ve e, gittim e, sepet kısmından da bir iki tane madenci aldım e, madencileri de göstereceğim birazdan ana sayfada gö göreceksiniz e, Burada da sandık bölümü var bu sandıktan tam olarak e, ne çıktığını bilmiyorum arkadaşlar açıkçası almadım bu sandığı ama denemek isteyen arkadaşlar da 7 e, adet lmt tokenine e, bu sandıkları alabilir şimdi Şöyle hemen göstermek istiyorum oyunlar kısmına. Burada bakın burada 30 30 kere bu oyunu oynayabilirsiniz. 30 kere bu oyunu oynayabilirsiniz. E, 30 kere de bu oyunu oynayabilirsiniz. Buradaki 30 dediği şu. Sen 30 defa bu oyunu oynayabilirsin. 30 defayı geç, geçme şansınız yok. Maksimum alabileceğiniz hızlara ulaşıyorsunuz ve daha sonrasında 24 saat boyunca bu hızlar size token kazandırıyor. 24 saat sonra bitiyor. Tekrardan gelip oyun oynuyorsunuz. Oyunlar kısmı böyle. Bu oyunları zaten oynanış kısmında daha önceki videoda göstermiştim. O videoyu da bu videonun açıklamalar kısmına eklerim. Oradan görürsünüz. Burada yatırım yapmak isteyen arkadaşlar için şurada e, ma, e, madenci satın alabilmeniz için cüzdanınızda arkadaşlar LMT tokeninizin olması gerekiyor. Ve burada bakın çok az bir Bitcoin ve Dogecoin yatırdığını görüyorsunuz. Dogecoin yatırmak için şöyle Dogecoin üzerine tıklıyorsun. Sana bir Dogecoin adresi veriyor. Dogecoin ağında göndereceksen e, şuradan ağları seçiyorsun. Dogecoin ağı var zaten burada. Dogecoin adresini kopyaladın. Buraya belli bir miktar işte ne kadar yatırım yapmak istiyorsan. Dogecoin gönderiyorsun ve daha sonrasında buradan geliyorsun. Şurada cüzdanında LMT tokeni alıyorsun. LMT üzerine tıklıyorsun. Burada arkadaşlar nasıl e, alacaksınız? Bakın şurada Bitcoin seçili. Siz buradan Dogecoin'i seçiyorsunuz. Tamam mı? Diyorsun ki ben işte e, örnek veriyorum. 10 tane LMT tokeni almak istiyorum. 10 tane LMT tokeni 111 adet Daç Dogecoin'e denk geliyormuş. 25 tanesi ne kadara denk geliyor? 279 Daç e, Dogecoin'e denk geliyor. buradan sen kendinde yazabilirsin elinle. İşte 28 tane alırsam 312, e, 27 tane alırsam 301 adet Dogecoin'e denk geliyor vesaire buradan görüyorsun. E, şöyle 26 yapalım buradan e, Tabii ki bunlar değişiyor şu anda sitede bir yoğunluk var Arkadaşlar arada bir hata veriyor e, birazdan göstereceğim bu yoğunluk geçsin bunu aldıktan sonra sepet bölümüne gidiyorsun tamam mı lmt tokenine çevirdikten sonra sepet bölümüne gidiyorsun özel tekliflerden de istediğini alabilirsin madencilik e, madenci bölümüne tıkladığından elinde diyelim ki işte 10 adet lmt tokeni varsa gelirsin bunu satın al butonuna tıklarsın bunu alırsın ee, ya da 15 tane varsa işte 20 tane lmt tokeni varsa gelirsin bunu alırsın Arkadaşlar bu şekilde buradaki madenciler hızlarına göre e, kazım işlemi yapıyor ve bu hızlar size ne kazandırıyor Tabii ki buradaki cüzdanınızda bulunan e, ya lmt tokenini seçersen lmt tokeni kazanıyorsun Dutch coin seçersen Dutch coin kazanıyorsun bu seçim kısmında göstereceğim şimdi Menü kısmına tıkladık bakın şuradan menü kısmına tıkladınız arkadaşlar burada da tavsiye programı var tavsiye linkinizi yani referans linkinizi oradan kopyalar alırsınız hatta tavsiye bölümüne gidelim ee, tavsiye bölümüne gitmeden önce şurada turnuvalar bölümü var. Turnuvaya tıkladığınız takdirde bakın arkadaşlar 25 Aralık'ta başlayıp 6 gün boyunca devam eden bir turnuva var. Burada ne kadar çok e, hız kazanırsanız bu turnuva içerisinde yer alırsanız listeye girerseniz de çeşitli ödüller var. Bakın burada da çevirerek okursunuz arkadaşlar. Burada zaten kaçıncı sırada olduğunuz rütbeniz görünüyor. Kurallar ve ödüllere bakarsınız. Buradaki kuralları okursunuz. Ben şimdi uzun uzun anlatmayacağım arkadaşlar. Şimdi ee, Şimdi ne dedik ee, tavsiye programından da referans linkinizi bilgi bölümüne tıklayarak referans linkinizi alıyorsunuz Evet ana sayfaya geldiniz arkadaşlar aşağıya doğru iniyorsunuz bakın burada benim madencilerimi görüyorsunuz burada benim bir tane burada rafım var bir tane de şurada rafım var bunları şöyle sürükleyerek bırakıyorsunuz arkadaşlar sürükleyerek bırakıyorsunuz biraz şöyle tekrardan şuraya bırakalım. Bıraktım. Bakın gördüğünüz gibi iki rafımı yerleştirdim. Raflarımda da burada da madencileriniz oluyor. Bunları da yine tutarak şuraya sürükleyip madencileri e, rafların üzerine bırakıyorsunuz ve kazım başlıyor arkadaşlar. Eğer madencileriniz yoksa go to market diyerekten e, ne yapıyorsunuz? Burada madenciler satın alıyorsunuz. Şimdi satın alma kısmında birazdan göstereceğim. LMT token'le çevirmeyi göstereceğim DOC coin'i. Eee buradan Hız ayarlama, güç dağıtımı. Hani demiştim ya hangisini seçerseniz diye. Eğer burada %100 LMT'yi seçerseniz arkadaşlar. Sizler kazanmış olduğunuz şeyler token olarak LMT tokeni olur. Eğer %50, %50 seçerseniz işte biraz LMT tokeni kazanayım. Biraz da da koyun kazanayım derseniz. %50, %50'yi seçebilirsiniz. Buradan ayarlamayı yaparsınız arkadaşlar. Şimdi hemen gidip şuradan cüzdan kısmından LMT'yi çevirelim. Evet LMT'nin üzerine tıkladım. Buradan arkadaşlar benim elimde olan Daç koyunu seçiyorum. Burada benim 11 tane görünüyor ama 11 değil arkadaşlar. Ben de 300 adet LMT görünüyordu. Şey Daç koyun görünüyor. Şurada görüyorsunuz. 11 adet Daç koyunum var. Ee, burada hemen şöyle tekrardan e, 26 diyerek kabul ediyorum dedim. Jeton satın al butonuna tıkladım. Ee, Dautchcoin için kabul ediyor musun diyor? Evet, katılıyorum dedim. Burada gördüğünüz gibi satın aldım. Ne yaptım? LMT aldım arkadaşlar. Sizde de burada hata verebilir. 11 Dautchcoin görünebilir. Bakın 26 adet LMT'im var. Ben ne yapıyorum? Hemen ilk başta yapmam gereken şu ana sayfaya gidiyorum. Şurada Christmas bölümüne tıklıyorum. Burada benim alabileceğim bir şeyler var mı? Bakıyorum, göz atıyorum arkadaşlar. Şu nedir? Benim ne işime yarar? Bakın burada hız var. Bunu alırsam, ee, ben bunu alırsam çok iyi olur diye düşünüyorum. Şenlik Hediye Madenci diyor. Ee, bunu alırsam işime yarar mı? Bakın buradaki hız daha yüksek. Ee, o yüzden buradaki hızı almam daha iyi. Buradan satın al butonuna tıklıyorum. Evet bölümüne tıklıyorum. Ben bunu satın aldım ama sepet bölümünden de sizler satın almayı yapabilirsiniz. Hemen sepet bölümüne gidelim. Madenci bölümüne tıklıyorum. Burada benim alabileceğim bir madenci var mı? Onlara bakıyorum. Elimde LMT kalmadı galiba. Evet bir tane varmış. Ee, bir taneye de satın alabileceğim. 1.10 bunu satın almak istiyorum diyorum. Evet diyorum. Evet bunu da satın aldım. Evet daha sonrasında ana sayfaya gidiyorum ve benim raflarımı şurada madenci bölümüne eve yerleştiriyorum. Raflarıma yerleştiriyorum. Hemen açılmasını bekliyorum. Burada satın aldıktan sonra madencileri arkadaşlar raflara yerleştirmek zorundasınız yoksa kazım başlamıyor. Hemen şöyle ok işaretine birazcık ekran küçük olduğu için ok işaretine tıklıyoruz. Evet, madencileri şöyle sürükleyip bırakıyorum şuraya. Evet. Bir tanesini de şöyle şuraya bırakayım. Bakın arkadaşlar 4 adet madencilik e, madenci var benim. Daha önceden de almıştım iki tanesini. Şimdi gördüğünüz gibi sizlerle beraber yerleştirdim. Bunların yerlerini değiştirmek size bağlı tamamen. E, evet, buradaki hızımızın arttığını görüyorsunuz. Ve ben burada daha fazla hızla e, işte daha fazla kripto para kazanmak istiyorsam arkadaşlar buradaki gelip oyunları oynuyorum. Hatta bir tanesini hemen şöyle hızlıca oynayalım arkadaşlar. Tekrardan görmek için Şöyle start bölümüne tıklıyorsunuz. Size verilen süre içerisinde oyunu hızlıca oynamanız gerekiyor. Bunu da bilgisini vermiş olalım. Şöyle hemen hızlıca gösterebilmek açısından. Evet. evet. Bu şekilde arkadaşlar. Hızlıca bakın şurada hemen bitti. Get Power bölümüne tıklıyorum ve hızımı ne yapıyorum? Sisteme ekliyorum. 24 saatte oynadığınız oyunlardan hızlar kayboluyor. Eğer madencilik satın aldıysanız onlar kaybolmuyor. Sizler oyun oynayarak kazanmak istiyorsanız da onlar 24 saat sonra bu hızlarınız kayboluyor arkadaşlar. Bakın buraya tek, tek tek ekleniyor bu hızlar. Umarım bu kısımlar anlaşılmıştır. Burada da envanter bölümünüze geliyorsunuz. Burada elinizde kaç tane madencilik var bunları görüyorsunuz arkadaşlar. Benim bakın burada göründüğü gibi 3 e, tane madencilik görünüyor. Bir tanesini e, şu şeyden kaydettim. 7 Ocağı kadar olan kısımdan aldığım için 7 Ocağı kadar belki o devam edecek. Ama sizler sepetten alın. Büyük bir ihtimal sepetten aldığınız şeyler, madencilikler daha iyi olabilir. onu da kararını sizler verirsiniz. Buradaki hızlara karşılaştırarak alabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.